Abi üstümdeki de diye takıldınız bu kadar ya. Cuma pazarından aldım abına koyayım. Annem almış hatta yani. Annem benim gidip de Tommy Hilfiger e alacak hali yok. Ben uzun yıllardır üstüme başıma bir şey almıyorum. Almam lazım. Üşeniyorum. Bu Zara'da indirim ne bugün? Kara Karacum. Bizde Kara Cuma denmiyor değil mi? Daha political correct bir ismi vardı. Ne? Efsane Cuma mı ne? İndirimde dizilmişler ya sıraya. Bu acayip bir motivasyon ya. Ya anlıyorum hiç ayıplamıyorum ama Hani ben sırf üşengeçliğimden 5-6 yıldır üstüme tek parça bir şey almadım. Ama indirim gününde o öyle dükkanın açılmasından 2 saat önce sıraya girip koşturacak motivasyona da hayranım ya. Keşke o kadar yaşama sevincim olsa. Sıfır ironi. Sıfır ironi. Aşağılıkça bir şey. Evet ama maddi durumu bu insanların yani. İnsana ne kadar yakışır? Evet tartışılır ama maddi durumu bu insanların. İyi giyinmek için de o günü bekliyor olmaları, hayvan gibi indirimi kovalıyor olmaları normal bence. Ben ayıplamıyorum yani. Hatta özeniyorum o motivasyona dediğim gibi hani. Bir kıyafet için o duruma düşülmez ama ya. Yani benim gördüğüm videoda sıradakilerin hepsi kızdı. Zara erkekleri, erkek de var, Zara men de var ama kızlar dikkat ediyor moruk görünüşüne. Etmeliler de yani biliyorsun erkekler güzeli seçer. Anlayabiliyorum motivasyonlarını. Bu ayıpsadığım bir şey değil benim. Küçük göreceğim bir şey değil. Şeyle taşacak geçerim. Beyaz yakalı olduğum için ee, kahve koyuyorum. E, bugün işte e, arkadaşlarla yemek yedik. Biraz daha çalıştıktan sonra gün bitti. Evet. Ya bununla taşacak geçerim. Bu hayat tarzıyla taşacak geçerim valla. Ama şu indirimi kovalayan insanlarla çok şey yapasım gelmedi. Hakir bile göremedim yani. Böyle olur ülke koşulları ne yapak. Ben Amerika'dayken Ziya Biliyorsunuz hani Work and Travel'la Amerika'ya gitmiştim ben 2010 yılında. 2010 AKPS. Ya yeah. babacan ya yeah. deva. Şey çok şaşırmıştım. Sahiden Tommy, Guess bunlar oranın orta karar markaları. Tommy cüzdan almıştım ben 5 dolara. Tommy cüzdan 5 dolara ve 5-6 sene kullandım yani. Dayanıyor da yani. Orada bu kadar yani yılların geyiğidir bu. Abi McDonald's orada orta kesimin şeymiş de burada zenginler zenginlik zannediliyor falan. Ama doğru bu. Doğru bu. Oranın fakir kıyafetleri burada lüks. H&M burada açıldı. Olay oldu. 3-4 sene önce H&M ilk açıldığında. indirim de yok. İlk açıldığında kuyruk oldu. Bak bununla da taşacak geçerim. H&M oranın kolezyonu gibi bir şey lan. Amerika'daki kolezyon gibi bir şey. Kolezyon vardı ya eskiden hatırlıyorsunuz. İndirim indirim de yok. Sırf açılışı diye o kadar insan sırada beklemiş. Ama ben ilk gittiğimde sahiden Amerika'da ilk gittiğimde hani şokunu yaşadığım bazı şeyler oldu. Mesela İngilizce mi iyi geçinirdim ama konuşma çok farklıymış. Bir iki hafta Tarzan'ca konuştum sonradan açıldım. Hatta telefonlara bakacak seviyeye geldim pizzacıda. İlk bir iki hafta İngilizcem iyi geçinirken oradaki İngilizcenin konuşma İngilizcesinin farklı olduğunu anladım. Abi ilk Burger King'e gittik ilk uçaktan indik işte otele yerleştik bir yemek yiyelim. Ne baktık Burger King var iyi. Kadın, kadına Whopper dedim tamam mı? Kadın plain burger or meal diyor. What dedim. Plain burger or meal. Meal ne amına koyayım? Menü menü Menu diyorum. Plain burger or meal. Amına ha koyayım. Hani meal'ın menü olduğunu kadından dört tane küfür yedikten sonra anladım. İçinden etmiş, et, etti tabii de etmiştir muhtemelen. Bir çok şaşırdığım şey işte demin saydığım burada pahalı olan şeylerin orada çok ucuz olması bazı markaların. Bir de arabaların yol vermesi. Yaya geçidindesin ya senin yaya geçidinde beklediğini gören araba 10 metre ötede duruyor da yol veriyor sana. 10 metre ötede abartmıyorum hadi 5 olsun. 10 metre ötede, ötede yol duruyor sana yol veriyor ve böyle bekliyor. Bizde yol verilmediği gibi yol verende de bir şey tirbi vardır bak. Büyük bir lütufta bulundu bak. Bin fakir doyurdu sanki pezevenk bak. Yol verme tirbi. Bak şu. Aman akadığım sanki Ebu Bekir de yüz köle azat etti. Senin tirbini sikiyim ben. Hamıcık. Bir <laughs> milyon <laughs> şey sorabı. Ama gelişmiş ülkelerdeki refah başkalarını sömürmenin sonucu değil mi Cemre? Muhakkak. Fakat şu var ki bu ipleler e, sömürdüklerini iyi değerlendirmiş. Sömürgeci olmayan ya da emperyalist olmayan bir ülke var mıdır dünya? Bir millet var mıdır? Afrikalılar da birbirlerini kesip boğazlıyordu. Kaç tane savaşı vardır Afrika'da? Onlar elde ettikleri ganimetleri şuyu buyu e, değerlendiremediler moruk. Avrupa değerlendirmiş. Yani şu an ahlaki bir şey söylemiyorum. Faydacı açıdan bakıyorum. Almanya sömürmeden büyüdü diyorsun. Büyük ölçüde hak veririm. Büyük ölçüde hak, hak veririm. Yani illa tüm gelişmiş ülkeler sömürdü önermesine katılamam. Ya, yani as o gelişmişliği, gelişmişliğin aslan payını sömürü açıklamaz bence. Hocam İsviçre zaten tüm zenginleri sömürüyor. Alıyor komisyonlarına koyayım. Onun elini kana bulamasına gerek yok. <laughs> Beni Türk milflerine emanet edilir. Ya hocam Amerikalı da olur. Veya İskoçya Edim Smith'in döneminde Edim Smith sayesinde doğrudan Edim Smith'in fikirleri sayesinde çağ atladı mesela. Tamam bunu ne kadar devam ettirebildiler o ayrı konu ama İskoçya bir yerleri sömürmedi. Ezelden beri İngiltere tarafından sömürülüyor hatta. Bu devirde work and travel yapılır mı? Pahalıya patlar hocam. Ben work and travel'da cebime para koyup gelmiştim buraya. Şimdi çok pahalıya gelecek. Dolar çok değerli artık. Oğlum New York'ta 17-18 dolar verip Malboro alıyordum ben. 17-18 dolar veriyordum bir sigaraya. Koymuyordu. Şu an koyar ama 17-18 vermek ne demek? 18 ile 18'i çarpmaya IQ'm yetmedi şu an. <laughs> 360 falan mı ediyor? 324, 335. Oğlum yok mu aranızda bir devlet bahçeli hesaplayacak? Farklı cevaplar geliyor. 335. Ha, tamam. Ama o zamanın parasıyla dolar ne kadardı ki ben gittiğimde? 2 lira bile yoktu galiba ya. 1,7 1,8 falandı 2010'da dolar. Ya 1,5 1,7 falan. Yok 2,5 3 yok bile ya. 1 küsürdü.